Değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantının sizin için ne kadar önemi, değeri var bilmiyorum. Ama benim için bu toplantı son derece değerli. Çünkü birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Sizler soracaksınız, ben cevap vereceğim. Ama bir iki noktaya değinmek isterim. Sözlerimin başında. Birincisi şu, bugün asgari ücret açıklandı. 8.500 lira. Değerli arkadaşlarım, TÜİK'in bütün o baskılamalarına rağmen TÜİK'in gıda enflasyonunun 5 puan altında. Yani insanların mutfağını el atıyorlar. Ben TÜİK'in önüne boşuna gitmedim. İşçinin, emeklinin hakkı gasp edilmesin diye. Enflasyonu düşük gösteriyorlar, ona göre zam yapıyorlar. Bu doğru değil. Eğer adalet peşinde koşacaksak, bunu hep beraber yapmak zorundayız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını arayacaksak, hep beraber yapmak zorundayız. Kur korumalı mevduat açıyorsun. Milyarlar yatıyor orada. 5 kuruş vergi vermiyorlar. 5 kuruş. 5 kuruş vergi vermiyorlar. Sizlerin hepimizin ödediği vergilerle onlara para aktarıyorlar. 172 milyar lira. 172 milyar lira ödeyeceksiniz bir avuç kişiye, 5 kuruş vergi almayacaksınız. Emekli ekmek alırken vergi veriyor. Soğan alırken vergi veriyor. Patates alırken vergi veriyor. Elektrik düğmesine bastığı zaman 5 çeşit vergi veriyor. Musluğu açtığı zaman 4 çeşit vergi veriyor. Ben buna itiraz ettiğim zaman da niye itiraz ediyorsun diyorlar. Bir sözüm daha. Eğer asgari ücretle pazarlığa açlık sınırından başlarsan sonu böyle olur zaten. Açlık sınırını kabul etmiyoruz. Kabul etseydin bari işte ise. İşçinin hakkı nasıl savunulacak? Emeklinin hakkı nasıl savunulacak? Esnafın hakkı nasıl savunulacak? Çiftçinin, üreticinin hakkı nasıl savunulacak? Bir avuç kişiye milyarları aktaracaksın. Milyonlara gelince gıdım gıdım vereceksin. Efendim yüksek zam yaptık. Gıda enflasyonunun 5 puan altında. Resmi rakamlara göre. Gayri resmi rakamlar zaten bunun çok daha üstünde. Herkes bunu biliyor. Değerli arkadaşlarım. İkinci konu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilgili. Bir seçime girildi. Eyvallah. Seçimi kazandı. Eyvallah. Olması gereken neydi? Madem demokratik yollarla seçim kazanıldı, kazanan kişiye hakkını teslim etmekti. Efendim olmaz dediler. Kim? Sarayın hakimleri olmaz dedi. Sarayın hakimleri. Olmaz efendim. Niye? Aynı zarfa 4 tane oy pusulası konmuş. 3'ü doğru, 1'i yanlış. Nereden biliyorsunuz? Biz bilmiyoruz. Kimse de bilmiyor. Ama talimat öyle. Ya hepsini iptal etse ben anlarım, derim ki ya doğru, yani hepsini iptal ettiler, seçim yenilenecek. Hayır, yenilenmeyecek. 3'ü doğru, 1'i yanlış. Bunu hangi vicdan, hangi ahlak kabul eder? Hangi inanç kabul eder? Neye inanıyorsa kim bu kabul edebilir bunu? Ama bu milletin bir feraseti var. Mazlumun yanında durma gibi bir geleneği var. 8.000'lik oy, 18.000 miydi, 8.000 miydi şu anda hatırlamıyorum. Oy 800.000 küsüre çıktı. Yani İstanbullular hakkın ve adaletin yanında durdular. Göreve başladı. Görevini yapıyor. Onun üzerinde, 20'nin üzerinde büyük yolsuzluk dosyalarına el attı. Yani dedi ki ben İstanbul'un hakkını yiyene vermeyeceğim bunu. Adalet içinde vereceğim. Mahkemeler buna baksınlar. Savcılar buna baksınlar. Hemen benim fotoroman dediğim adam dosyaları kendisi aldı. Bize vereceksiniz dedi dosyaları. Ben bakacağım buna. Güzel. Namuslu adam ne yapar? Düzgün adam ne yapar? Ahlaklı adam ne yapar? Evet kardeşim, sen buna bakıyordun ama benim müfettişlerim var, bunlar bakacaklar. Eyvallah. İtirazımız yok. Namuslu adam baksın. Ahlaklı adam baksın.
Vicdan sahibi adam baksın, kul hakkı yemeyen adam baksın. Dosyalar kapatıldı, bir tarafta duruyor. Yıllar geçti. Yıllar geçti. Sizler Anadolu'nun kadim kültürünü benden iyi bilirsiniz. O kültürde benden fazla yaşadınız. Çünkü ben bir süre sonra batıya geldim. Siz doğuda yaşıyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlar, Allah aşkına söyler misiniz ya? Dosyayı alıyorsun. Malı götürenlerin hesabı sorulacak, sormayın diyorsun. Burada kalsın diyorsun, ben bakacağım diyorsun ve hiç bakmıyorsun. Arkasından dava açıyorsun. Dava açtırıyorsun. Hani o Yüksek Seçim Kurulu üyeleri vardı ya. 4 tane oy pusulası, efendim bir tanesi sahte, diğerleri doğrudur diyen. Onun başında hakimler vardı. Unutmayalım. Onların başında, her sandığın başında bir hakim vardı. Hakimlere bir şey olmadı. Sandık görevlilerine de bir şey olmadı. Ama İstanbul'un rantı eyvah elden gidiyor diye, malı götürecekler diye bir endişeye kapıldılar bunlar. Değerli arkadaşlarım, şimdi gazetelerden öğreniyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili yeni bir suç duyurusunda bulunulmuş. Neymiş? Terör örgütü mensuplarını mı çalışıyor? Ne, teröristleri istihdam ediyormuş diye. Akıl tutulması var. Bunların gözü tamamen kararmış. Kardeşim, ortalıkta terörist geziyorsa sen İçişleri Bakanı değil misin? Polislerin yok mu? Elini kolunu sallıyorsa sen bu teröristleri nasıl serbest bırakıyorsun o zaman? Bunlar aylardır, yıllardır orada çalışıyorlar. İlla ben bir şekliyle İstanbul'un rantını almak istiyorum. Milyar dolarları ben almak istiyorum. Doymadım diyor. Ya Allah gözünüzü doyursun ya. Allah gözünüzü doyursun. Böyle rezalet olur mu ya? Evet. Evet. Başkan merhabalar. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Arkadaşlar biraz geniş çalışır mısınız? Biraz geniş. Başkanım, sağ olun, çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz dostum. Senekli ben sana Büyük Millet Meclisi'nin çok saygıdeğer idare amiri, arkadaşlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehit ve gazilerimiz için. Verdiğiniz sol el görmeyecek ilkesiyle yapıyoruz. Yani kişinin onurunu koruyoruz. Onuruna saygı duyuyoruz. Dolayısıyla onun yoksulluğunu afişe etmiyoruz. Sağ el hazırlayacak, sol ele verecek. Sağ elle sol elin yardımlaşması olacak. Herkesin onuru, herkesin gururu korunacak. Bu ülkeden yola çıkıyoruz. Bu ülke bizim için son derece değerli bir ilkedir.